DeepMind geçtiğimiz aylarda protein katlanması sorununu çözdüğünü açıkladı. Yapay zeka atılımından çok biyolojide ve sağlıkta bunun ne kadar büyük bir atılım olduğunu, bir çalışma olduğunu anlatmak gerçekten çok zor. Ancak protein katlanması sorunu bilim adamlarının son 50 yıldır bunun ne anlama geldiğini anlamak için çözmeye çalıştıkları bir şeydir. Yani proteinler hücrelerin yapı taşlarıdır ve hücreler yaşamın yapı taşlarıdır. Bu nedenle vücudunuzun kan akışından gerçekleştirdiği her işlev esasen proteinler tarafından gerçekleştirilir. Proteinler farklı bir dizide dizilmiş bu aynı 20 amino asitten oluşur. Bu amino asitler gerçekleştirildiğinde inanılmaz derecede karmaşık üç boyutlu şekillere katlanırlar ve bu aslında bir proteinin e, ne yaptığını ve nasıl yaptığını belirler. Son 50 yılda bilim adamları bu son 3 boyutlu şekilleri çeşitli yollarla tahmin etme sorununu çözmeye çalışıyorlar. AlphaFold 2 yalnızca referans için tüm tahminlerin hedeflerinde %92.4'lük bir doğruluğa ulaştı ki %90'ın üzerinde olanlar çözülmüş olarak kabul ediliyor. Biyoloji ve tıp dışında yapay zeka tarihinde bunun ne kadar önemli bir ölçüde olduğunu gerçekten anlatmak çok zor. DeepMind'ın yayınlamış olduğu içerikte yalnızca bir blok yazısı ve bazı küçük spekülasyonlar var. Ama dikkat mekanizmaları olduğu oldukça açık. Bu yüzden evrişimli sinir ağlarının kullanılmadığını ve transformatörlerin doğal dil işleme alanında da olduğu gibi aynı süreçte olduğunu düşünüyorum. Derin öğrenme alanında dikkat mekanizmalarının makine öğreniminin her yönünü ele geçireceği oldukça açık. Görünüşe göre MSA çoklu dizi hizalaması Orijinal adımda olduğu özellikle mühendisliğin bir parçası olarak şimdi öğrenme sürecinin de bir parçası haline geldi. Bunun sadece özelliklerin kaynağı olduğuna inanıyorum. Lütfen bu konuda yanılıyorsam beni düzeltin. Ama burada öyle görünüyor ki bu öğrenme sürecinin bir parçası değil ve en azından sürekli öğrenme bilgisinin geçtiği blok gönderisinde. İdinenemeli bir şey var. Bu şeylerin evrimsel ilişkili sekans tarafında olan sekans tortusu gösterimi ve daha sonra alfa katı bir sisteme daha yakın olan tortu mesafelerine amino asit tortusu arasındadır. Bu yenilemeli sürecin nasıl çalıştığı dev bir sinir ağının parçası mı yoksa birkaç sinir ağının mı evrimleştiği belli değil. Bilemiyorum yani. Ama öyle görünüyor ki evrimle ilgili diziler artık öğrenme sürecinin de bir parçası haline gelmiş durumda. Görünüşe göre bir tür yenilemeli geçiş bilgisi ve elbette tüm resmin içine dahil olan birçok dikkat çekici noktada mevcut. Şimdi en azından blok gönderisinde uzamsal grafik terimi bir tür mesafe matrisi veya bitişik matrisin tersine kullanılıyor. Bu nedenle bir uzaysal matrisin bir bitişik matrisin ilginç bir genellemesinde bazı sihirli numaralar olup olmadığını bilmiyorum. Grafik gösterimi veya sadece uzamsal grafik terimi kullanıyorsa bunları da bilmiyorum. Çünkü öğrenmem mimarisinin bu sürümünde sadece iki mesafelerden daha fazlası var. Bu çalışma henüz sadece bir blok yazısı. Fakat burada çıkartabileceğimiz iki adet ders mevcut. İlk olarak transformatörleri dahil ederseniz büyük bir destek elde edersiniz. Artık birçok çalışmada, bizlerin de gerçekleştirdiği çalışmalarda transformatörler kullanılıyor. Ve diğer ders ise problemin mümkün olduğunca çoğunu öğrenilebilir hale getirirseniz oldukça önemli faydalar görebilirsiniz. Birçok şeyden bahsettik ama bu çalışma neden önemli olduğundan henüz bahsetmedik. Dilerseniz ona geçelim. Protein yapısı bize protein işlevini verdiğinden milyonlarca proteinin yapısını bulmak DNA'da kodlanmış genlerin bilinmeyen işlevlerini öğrenmemizi sağlayabilir. Ayrıca yanlış katlanmış proteinlerin sonucunda ortaya çıkan birçok hastalığın neden olmasına da engel olunabilir. Diğer uygulamalar arasına, başka proteinlerin işlevini bir şekilde değiştiren yeni proteinlerin hızlı bir şekilde tasarlama yeteneğinden kaynaklanacak olan, yani e, ilaçlar ile birlikte tedavi için diğer yanlış katlanmış proteinleri sabitleyerek, e, kullanabileceğimiz proteinler tasarlayarak yine birçok hastalığın da önüne geçilebilir. Kendiliğinden birleşen proteinler aracılığıyla doku jenerasyonu, iyileştirilmiş sağlık yaşlanmayı geciktirebilmek için takviyeler üretilebilir. Protein katlanması, daha önce de bahsettiğimiz gibi hücrenin ne yapacağını ve nasıl yaptığını bizlere açıklayan şeydir. Bunu eğer DeepMind doğru şekilde ve daha önce de bahsettiğim gibi %90'ın üzerinde gerçekleştirdiyse çok büyük bir atılım yaptılar ve bu sadece yapay zeka alanında değil biyoloji tıp ve daha birçok alanda çok etkili bir çalışma.